Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videoyu ve bu haberi Türkiye'de ilk kez memurlarahaber.com web sitesinde sizlere haber yaptık ve şimdi de YouTube kanalımızda Türkiye'de ilk kez haber yapıyoruz. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan siteden 10 saniyede kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gel bu videonun konusuna. Arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi geçici işçi arkadaşlara 11 ay 29 gün maaş bağlanması ve kurumlarında bulunan boş kadrolara sürekli işçi kadrolarına geçilmesi için kanun teklifi verilmişti ve bu kanun teklifi kabul edilmişti. Ve bu konu hakkında ilk kez bir adım atıldı. Şeker fabrikalarında çalışan taşeron ve geçici işçi arkadaşlar kadrolu işçi statüsüne geçiyor. An itibariyle belgeleri de şimdi videoda size sunacağız. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Orman Bakanlığı'ndaki işçi arkadaşlar da son durum ne? Arkadaşlar sizde de bir bilgi belge duyum aldığımız anda videolaştıracağız. Bilginiz olsun ve takipte kalın. Videonun altında bulunan Instagram sayfamızı tıklayın, takip edin. Linkini videonun altına bıraktım. Orada da 7/24 Türkiye'nin en iyi kamu işçisi Instagram sayfası oldu orası da. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı, Şeker Fabrikaları ve Orman Bakanlığı'ndaki geçici işçiler 11 ay 29 gün maaş ve kurumdaki boş kadrolu işçi kadrolarına kıdem esasına göre geçişleri için kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkmıştı hatırlarsınız arkadaşlar. Ve işte ilk kurum fitili ateşledi. Şeker fabrikalarında bulunan 1172 geçici işçi an itibariyle kurumda boş bulunan sürekli kadrolu işçiyle geçişleri yapılacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı Milli Eğitim Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışan geçici işçi arkadaşların başına diyoruz. Sizi de arkadaşlar takipte kalın. Dediğim gibi özellikle Instagram sayfamıza tıklayın, takip edin. Linki videonun altında var. Bir gelişme olduğunda story atıyoruz. Kaçırmazsınız. Bildirim de gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Gelelim şeker fabrikasındaki işçi arkadaşlara. Bakın arkadaşlar şeker fabrikalarında çalışan 1172 geçici işçi arkadaşa kadro alması için bu form ve 6 sayfalık form dağıtıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü 5620 sayılı kanun tabi sürekli işçi statüsüne geçiş başvuru formu diye arkadaşlar. Geçiş işçi arkadaşlar bu formu dolduracaksınız. Bir fotoğrafınız koyulacak. TC kimlik numarası, ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, öğrenim durumu, ikamet adresi, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çalıştığınız fabrika, çalıştığınız kısım ve sicil numaranızı dolduruyorsunuz. Ve 5620 sayılı kanunun ek 3. maddesi gereği sürekli işçi kadrosuna geçilmem hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. İş bu başvurumla 5620 sayılı kanunun 2. maddesinin 11. fıkrası hükmünü kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim demiş. Bu dosyada ad soyad tarih ve imza at arkadaşlar. Bakın burada sürekli işçi kadro boş arkadaşlar. Bunlar ve direkt bu geçiş arkadaşlar bu kadrolara geçecek. Şeker fabrikaları Ağrı Şeker Fabrikası'nda sürekli işçi kadro dedi 122, Ankara Şeker Fabrikası 23, Burdur Şeker Fabrikası 70, Çarşamba Şeker Fabrikası 52, Elazığ Şeker Fabrikası 104, Erciş Van Şeker Fabrikası 163, Ereğli Şeker Fabrikası 79, Eskişehir Şeker Fabrikası 79, Ilgın Şeker Fabrikası 95, Kars Şeker Fabrikası 76, Kastamonu Şeker Fabrikası 23, Malatya Şeker Fabrikası 82, Susurluk Balıkesir Şeker Fabrikası 84, Uşak Şeker Fabrikası 48, Yozgat Şeker Fabrikası 72 ve genel toplam 1172. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dediğim gibi kurumlarda eğer boş kadro varsa sürekli iş kadrolarında direkt geçirileceksiniz. Benim bildiğim ve bizim aldığımız haberler Orman Genel Müdürlüğü'nde de bayağı bir boş kadro var ve orada da böyle bir yazık gelebilir arkadaşlar, bilginiz olsun. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda boş kadro ben duymadım. Orada da bir boş kadro yaratılması lazım ya da Milli Eğitim Bakanlığı yeni sürekli işi alım yapılırsa direkt size sıra gelecek arkadaşlar. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nde 7472 sayılı kanunun 13. ve 14. maddeleri ile geçici işlerin 5620 sayılı kanununa tabi sürekli işçi kadrosuna geçilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge, amaç, kapsam, dayanak arkadaşlar bu da yayınlandı. Ben teker teker okumayacağım. Bakın burada hak sahibi kapsamında nitelikler 6520 sayılı kanunun ek 3. maddesiyle tanınan kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde belirtilen sürekli işçi kadrosuna geçilme hakkından yararlanabilmesi için geçici işlerin aşağıdaki nitelikleri haiz olması gerekir diyor. A. 2527 sayılı Türk soylu yabancılar meslek sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla.
18 yaşını tamamlamış olmak, 4857 sayılı iş kanunu kapsamında 5 Nisan 2023 tarihi itibariyle geçiş statüsünde halen teşekkül çalışıyor olmak ve çalışmakta olduğu fabrika için başvuruda bulunmak. C. En az lise ve denge okul mezunu olmak. D. Askerlik ve ilişki olmamak, yapmış olmak, tecili veya muaf olmak. E. Başvuru yapacak adayların affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzene ilişkin suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismar suçlarından mahkum olmaması gerekiyor. Kamusal haklar kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, kanun ve diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak ve 5620 sayılı kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde belirtilen sürekli iş kadrosuna geçilme süreci. Madde 6. Sürecin sağlıklı işletilmesi öngörülen sürelerde işlemleri tamamlanabilmesi açısından aşağıdaki takvim uygulanacaktır diyor arkadaşlar. Boş sürekli işçi kadrolarının niteliklerinin ilanı. Süreyi 1 ay. Başvuru 7 gün içerisinde. Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı 5 gün içerisinde. İlana itiraz 7 gün. İtirazların incelenmesi 5 gün. Kesin listenin ilanı 5 gün arkadaşlar. Ve hak sahiplerinin topluca 5620 sayılı kanuna tabi sürekli iş kadrosuna geçilmesi için son gün diyor. Başvuruda istenen belgeler de var arkadaşlar. Hani öyle kolay da geçmiyor. Gördüğünüz gibi İ maddesine kadar. Ek bir sayılı başvuru formu, az önce size okuduğum Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, öğrenim belgesi, vukuatı nüfus kayıt örneği, ikamet belgesi, adresi cilt kaydı, askerlik durum belgesi, 10 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, engellilik durum bilgili sağlık raporu örneği, Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak eski hükümlü belgesi eski hükümlü personel için ve boş sürekli işçi kadroların niteliklerinin ilan süresinin bitmesine müteakip 7 gün içerisinde çalışmakta olduğu fabrikanın personel birimine 5620 sayılı kanuna tabi sürekli işçi kadro statüsünde istihdam edilmek üzere ek bir başvuru formunu doldurmak suretiyle ekleriyle beraber başvurur. Belirlenen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Yani başvuru yapacaksınız ki kadroya geçebilirsiniz arkadaşlar. Başka var mı bakalım? Tespit komisyonu arkadaşlar sizler hakkında toplanacak ve sürekli iş kadrolarını alıp alınmayacağınızı kararlaştıracak bilginiz olsun arkadaşlar. Başka var mı? Şöyle dikkate okuyorum. Önemli bir madde var mı diye. İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve suç duyurusunda bulunacaktır diyor arkadaşlar. İtiraz süresi de var. 5 gün içerisinde bu itiraz edebilirsiniz bu komisyona eğer sürekli işçi kadrolarına alınmazsanız arkadaşlar. 5620 sayılı kanuna tabi sürekli iş kadrosuna geçiş hakkı elde edenlerden sürekli iş kadrolarına geçilecekleri nihai listeler, boş kadrolar, hizmet süreleri esas alınmak suretiyle Teşekkül Genel Müdürlüğü tarafından www.turkşeker.gov.tr artık internet adresinde ilan edilecekmiş arkadaşlar. Turkşeker.gov.tr ayrıca tebligat yapılmaz diyor. Sürekli iş kadrosuna geçilen işlerin çalışacakların kısımları, mesleki yeterlilik ve eğitim durumları göz önünde bulundurularak Teşekkül Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir diyor arkadaşlar. Bakın bir önemli madde daha var. 5620 sayılı kanuna tabi sürekli iş kadrosuna geçilenler göreve başladıktan sonra 3 yıl süreli nakil talebinde bulunamayacaklardır diyor arkadaşlar. Ve sürekli iş kadrosuna atananların her biri açılacak özlük ve sicil dosyasında saklanacak belgeleriniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Toplu sözleşmelerinden yararlanacaksınız. Başka var mı? Bakıyorum. 5 Nisan 2003 tarihine geçici statüsünde çalışanlar bu yönergenin 5. maddesinin 1. fıkrasının C bendi hükmü uygulanmaz diyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gülücüğümüzü de buraya koyduk. Darısı Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan, Orman Bakanlığı'nda çalışan geçici işçi arkadaşların başına diyoruz arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi Orman Bakanlığı'nda bir kısım boş kadro var. Oraya da geçişler olabilir. Orada da bir haber aldığımızda videolaştıracağız ve Instagram sayfamızda size buluşturacağız. Instagram sayfamızı dediğim gibi muhakkak takip edin. Linki videonun altında var. Tıklayın, takip edin arkadaşlar. Instagram sayfamızı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda boş kadro yok. Orada boş, yani yeni bir işçi alımı olduğunda direkt Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlar kıdem esasına göre sizi direkt arkadaşlar bu kadrolara yerleştireceksiniz. Bilginiz olsun.
Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepinizi Instagram sayfasında bekliyoruz. Linki videonun altında var. Hayırlı uğurlu olsun.